teröristler tarafından eşi ve kızının yanındayken uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Muş Malazgirt ilçe jandarma garnizon komutanı binbaşı Arslan Kulaksız'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Burada herhangi bir geri adım atma söz konusu olmayacaktır. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu bir süreçtir ve bu süreç aynı kararlılıkla devam edecektir. Milletimizin bundan emin olmasını özellikle istiyorum. Gerek kırsalda gerek şehirlerde olsun. Erdoğan en çok merak edilen süreç bitti mi sorusuna cevap verdi. Olarak biz bu süreci başlattık. Ve bu hükümetimizin samimi niyetiydi. Ve mesafe aldıkça olayı milli birlik ve kardeşlik projesi olarak zenginleştirdik. Bu adımı attığımız andan itibaren de akil insanlar çalışmalarını başlattık. Ve Anadolu'nun dört bir yanına sağ olsun her düşünceden temsilcileri göndererek Anadolu'nun nabzını aldık, nabzını yokladık. Neredeyiz, ne oluyor? Bütün bunları yoklarken o arada malum çözüm sürecini anlatıyorduk. Tabii bundan rahatsız olanlar oldu, destekleyenler oldu. Ve son seçimlere, yerel 30 Mart seçimlerine, bütün bunlara giderken bir şeyi gördük. Çözüm sürecinin istismarını gördük. Çözüm süreci istismar edildi. Çözüm süreci Mart'ta başbakan olarak partimin başındaydım. Maalesef karşılığını bulmadı. Ve daha sonra yapılan genel seçimlere geldiğimizde bu işin ciddi manada hasar gördüğünü gördük. Dolayısıyla bu hasarla birlikte artık ortada bir gerçek var. Bu ülkede milli birliğimize, kardeşliğimize kastedenlerle bir çözüm sürecini devam ettirmek öyle zannediyorum ki mümkün değil. MHP lideri Bahçeli'nin Yargıtay'a HDP'ye ilişkin yaptığı çağrıya ilişkin soruya da yanıt veren Erdoğan, parti kapatılmasını doğru bulmadığını söyledi. Değerli arkadaşlar, bu konuda benim tabii daha önce yapmış olduğum açıklamalar var. Yani ben çok açık net şu anda bulunduğum Cumhurbaşkanlığı makamında da bu düşüncemi koruyorum. O da şudur, ben parti kapatılması olayını doğru bulmuyorum. Fakat bu partinin yöneticilerinin bu işin bedelini ödemeleri gerekir diyorum. Fert fert, birey birey. Yani burada anayasanın 14. maddesi çok şeyler sağlıyor. Terör örgütlerini kendi arkalarında gösterenler, biz sırtımızı şuraya, buraya dayıyoruz diyenler bu ifadelerin bedelini ödemelidirler. Ama partinin kapatılmasını asla doğru bulmuyorum. Bir partiyi kapatırsınız, bir başka parti açılır. Fakat yönetenler, aktörler çok çok önemli. Yani biz gerçek kişileri bu konuda muhatap almalıyız. Tüzel kişiyle uğraşmanın anlamı yok. Onun için de gerçek kişilere yönelik olarak parlamento bence gerekli değerlendirmelerini yapmalı. Bunları dokunulmazlık zırhından arındırmak suretiyle de terör örgütüyle iş mi tutuyorsun? Senin sırtını dayadığın yer terör örgütü mü? Ha, bunun bedelini ödeyeceksin. Ve bunu ödetmeli. Yapılması gereken budur diye düşünüyorum. Peki değerli...